Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Anaokuluna yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Üstelik bir değil, haftalardır soruyorum. Arkadaş, 128 milyar doları hangi yöntemle sattın sen? Bunu benim bilmeye ihtiyacım var. Türkiye'nin hakkını savunuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum. Bu satışı hangi tarihlerde yaptın? Bir günde yapmadın, bir yılda da yapmadın. 128 milyar doları hangi tarihlerde ne kadar sattın? Hangi kurdan sattın? Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Bunun da cevabı yok şu ana kadar. Bu ticaretin alıcıları kim? Kimler aldı bunu? Bunu da bilmiyoruz. Ve bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Anaokuluna yeni başlayan çocuk bu soruları anlar. Yani soru sorduğumuzu anlar. 83 milyon vatandaşımız da bunu biliyor. Soruları sorduk. Cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. Ne yapalım dedik? İl ve ilçe başkanlarımız assınlar kendi bulundukları binalara, afişleri assınlar. Artı billboardlara para ödedik, kiraladık billboardları, oraya yapıştıralım dedik. Vatandaş da sorsun, bu 128 milyar dolar nerede? Büyük para çünkü. Değerli arkadaşlarım, 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Açıklamalar yapılıyor mu? Evet, açıklamalar yapılıyor. Ama birinci sorunun cevabını aldık. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Şimdiki Merkez Bankası Başkanı çıktı, bir açıklama yaptı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı ve o protokole göre satıldı dedi. Birinci sorunun cevabı bu. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var. Onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun ikinci maddesi 2018 yılında 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle tahmin ediyoruz. Bilmiyoruz. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, yasal dayanağı olmayan bir protokol. E bakıyoruz Merkez Bankası kanuna. Hala yürürlükte. Diyor ki ülke, yani Türkiye, altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası Banka Meclisi görev ve yetkilidir diyor. Burası yok. Merkez Bankası bu işin içinde yok. Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Billboardları astık. Panolar zaten kimse korkudan yayınlamadı. Billboardlara kimse cesaret edip bizim para verdiğimiz halde ilanı yayınlamadılar. Polisler geldiler. Neydi, vinçlerle mi? Vinçlerle geldiler. Çıktılar, bizim afişleri indirdiler değerli arkadaşlarım. Polisler, valiler, savcılar, hakimler seferber oldular. Aklın alacağı bir şey değil. Bir de diyorlar ülkede demokrasi var. Hani kimseye hakaret etsek alabilirsin. Yanlış bir şey söylesek alabilirsin. Soru soruyoruz. 128 milyar nerede diye. Gayet basit bir soru soruyoruz. Neden indiriyorlar? Korkuyorlar. Neden indiriyorlar? Millet öğrenmesin diye. Neden indiriyorlar? Çünkü hesabını veremiyorlar. Değerli arkadaşlarım, yine sormaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bunu da bu kararların altına imza atan savcılar ve hakimler, sözde savcılar ve hakimler duysunlar diye söylüyorum. 26 Mart 2020, yani geçen yıl, bir siyasi parti binasına
asılan pankartın indirilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi. Karar almış. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine girdiğinizde basın açıklamaları diye bunu görürsünüz orada zaten. Burada diyor ifade özgürlüğünü sen ihlal ediyorsun diyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Söylediği katil, hırsız, AKP diye yazmışlar. Bunu indiremezsin diyor. İfade özgürlüğüne aykırıdır diyor. Bu lafa bu Anayasa Mahkemesi hayır sen ifade özgürlüğünü siyasetçi en sert eleştirilere tahammül etmek zorundadır diyor. Bunu bile kaldıramazsın diyor. Biz 128 milyar nerede diyoruz kaldırıyorlar. Bu ne demektir? Yargı da askıya alındı. Yargı da askıya alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu milletin fakir fukaranın hakkını savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum? Biz neden siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, sorduk soruları. Her bir kafadan ayrı cevap. Okuyayım size, biraz da gülelim. Erdoğan, salgın bahanesiyle finansal dalga yaratmak isteyenlere fırsat vermemek için kullandık diyor. 128 milyarı salgın dolayısıyla kullandık diyor. Yine Erdoğan, bu para Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Para diyor Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, jöleli arkadaşımız. Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı diyor. Birisi diyor kasada, birisi diyor yok böyle bir şey. Yine aynı kişi diyor ki efendim salgın döneminde kullandık diyor. Hangisi doğru? Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar. 75 milyar doları gerçek ve tüzel kişiler almışlar. Yani hane halklarının evinde diyor. E şimdi ben soruyorum. Taksiciye, garibana, simitçiye, sanayiciye, Allah aşkına bu 75 milyar dolardan siz bir para aldınız mı? Yine devam ediyor Nurettin Canikli. Sonuç itibariyle her şey açık ve net. 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede diyor. Hamza da AK Parti tanıtım ve medya başkanı, o da açıklama yapmış. 128 milyar dolar kasada diyor. Ama Merkez Bankası'nın internet sitesine bakıyorsunuz, yok böyle bir para. Yok böyle bir para. Merkez Bankası mı doğruyu söylüyor, Hamza Dağ mı doğruyu söylüyor? Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Cemil Ertem, bu da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ve bu hesaba ulaşamıyorum. Sen zaten ulaşamazsın. Senin dünyadan haberin yok zaten. Adam malı götürmüş, hesabı bilemiyorum diyor. Sen hesap bilmiyorsan ne arıyorsun Cumhurbaşkanlığında? Çünkü yağdanlık arıyor Erdoğan kendisine. Her söylediğini onaylayacak kişiler arıyor. Açıklama yaptıkça batıyorlar. Mahir Ünal, onun da zaten dolardan hiç haberi yok. O 128 milyar nerede diye soruyorlar, lira. O da liraya takmış kafayı. Millet dolar soruyor, hala haberi bile yok onun. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun bir göstergesi diyor. Ya soru sormak ne zamandan beri seviyesizlik, nezaketsizlik oldu? Fakirin fukaranın hakkını sormak ne zamandan beri bu böyle oldu? Ve Lütfü Elvan açıklama yaptı. Dündü galiba, dün. Diyor ki, ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş, hepsini görebilme imkanımız var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor.
tamamen açık ve şeffaf diyor. Vallahi bilmiyoruz. Açık ve şeffafsa hadi bana söylemiyorsun. Ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına söyle. Senin yandaşın ona söyle. Parayı şuraya harcadık diye. Devam ediyor. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum diyor. Tabii takdir Merkez Bankası'nın. Beyefendi, takdir Merkez Bankası'nın da siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı açıklama yapıyor Lütfi Elvan. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Satılan dövizler hazinenin Merkez Bankası'ndaki dövizleridir. Bir muhabir banka tarafından hazine adına piyasada satılmıştır. Hazine adına satılmışsa, hazine satmışsa sen de Hazine ve Maliye Bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Bu ne yapıyor? Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Benim dönemde olmadı diyor bunlar. Ben bunu yapmadım diyor. Merkez Bankası açıklasın diyor bunu. Protokole göre hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Alın kardeşim dedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın, bizi bulaştırmayın dedi. İşin Türkçesi budur. O nedenle çuvallıyorlar. O nedenle açıklama yapamıyorlar. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Ve o nedenle geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Değerli arkadaşlarım, soruyu sormak bizim görevimizdir. Vatandaşın hakkını, hukukunu aramak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Yediğimiz her lokmanın helal olması için ben ve biz ve bizler ve 83 milyon bu soruyu sormak zorundadır. Ve onlar da cevap vermek zorundadırlar. Araştırma yapmışlar. 128 milyar nerede sorusunu nasıl cevap verirdiniz diye vatandaşlara soruyor bir şirket. Araştırma şirketi. Birinci seçenek. Muhalefetin bu soruyu sormasını engellerdim. Buna destek verenlerin oranı %6.2. %6.2 diyor ki ben bu soruyu asla sordurmazdım. Yasaklardım bu soruyu sormayı. İkinci seçenek. Muhalefetin bu sorusuna yanıt vermezdim diyor. Hiç gündeme ne söylerler söylesinler asla cevap vermezdim diyor. Üçüncü seçenek, şeffaf bir iktidar olmanın gereği olarak cevap verirdim diyor. Paranın nerelere harcandığını şeffaf bir iktidarın gereği olarak cevap verirdim. Oran kaç? %82.8. %82.8. AK Parti seçmeninin %71.2'si cevap verin diyor. %71.2'si. MHP seçmeninin %86.1'i evet bu soruya cevap verilmesi lazım diyor.